Bekleyen oyunun tanıtıma geldi. Evet hepinizin nasıl heyecanlandığını biliyorum. Ben de çok heyecanlandım tanıtımı görünce. Bir de üstüne oynanış videosunun geleceğini duydum. O yüzden durakladım. Dedim oynanış videosu da çıksın. Ondan sonra güzel güzel incelememi yapayım. Biliyorsunuz Ubisoft Twitch yayının ardından Assassin's Creed serisinin yeni oyunu olacak Valhalla'yı resmi olarak duyurmuştu. Oyunumuz Viking dönemine geçecek ve orijinal serinin birkaç yüzyıl öncesini ele alacak. Son yıllarda bir Viking İskandinav furyası var. Yani durmuyor, durdurulamıyor. Yani Viking dizisi olsun, The Last Kingdom dizisi olsun, ardından günümüze bile farklı şekillerle uyarlayarak Ragnarok dizisi olsun. Yani çok popüler. Oyunları var. Piyasada çok sağlam yer tutmuş oyunların Ek paketlerinde varlar. Her yerde varlar. Sonunda neden bunun da asıl versiyonu yapmayalım ki demişler. Valhalla'yı ortaya çıkarmışlar. Yani bu arada gerçekten ilgi çekici bir dönemden bahsediyoruz. Burada en sevdiğim kısma tarihe geleceğiz. Dünya coğrafyasında İskandinavya olarak bilinen ülkeler Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda da bu tarihi değere sahip çıkıyor. Ve gerçekten şahsına münhasır dediğimiz bir toplum. Kendi gemileri var, kendi evleri var, kendi yaşam tarzları var. Çok farklı bir topluluk gerçekten. Ve bu toplumdaki insanlara da zamanında Kuzeyliler, Danimarkalılar ve Ruslar gibi adlandırmalar yapıldı. Günümüzde de genel olarak Vikingler diyoruz bu topluluğa. Orta Çağ İslam dünyasında da Ruslar olarak adlandırılıyorlardı. Bunun nedenini biraz sonra söyleyeceğim. Bu kendi vatanlarında tarımla, hayvancılıkla, avcılıkla uğraşan insanlar özellikle 8. yüzyılın sonlarına itibaren açılmaya başlıyorlar dünyaya. Ve asıl ünlerini de bundan sonraki yağmalarında, talanlarında, kan dökmelerinde borçlular. Şimdi bir kısım arkadaşımız serinin orijinallerini kaybettiğini söyleyebilir. Bunda da gerçekten hiç itiraz etmem. Sonuçta Vikingler pek suikastçiliğiyle ünlü bir topluluk değil. Ancak unutmayalım ki Avrupa tarihinde 8. yüzyılın sonlarından 11. yüzyılın ortalarına kadar Viking çağı gibi bir ifade var. Yani gerçekten bağırta bağırta bir döneme adını duyurmuşlar. Devasa ticaret kolonileri bulunuyor. Sonraki dönemlerde Venedik ve Cenevizler gibi görebilirsiniz Vikingleri. Öyle bir ticaret kolonileri vardı. Hatta Rus adı bile Vikinglerin istila sonucu Doğu yaşadığı bölgeyi korumak için bırakılan bir grubun adıydı. Yani Rus adı bile Vikinglerden geliyor. Bunu daha önceki videolarımda söylemiştim. Hatta hataların en iyisi bu. Benim ortak devletler hangi milletleri temsil ediyor videomda söylediğim gibi Rusların ilk devleti bile Viking kökenlidir. Gerçekten çok önemli bir topluluk. Tarih anlamda da belirtmek istedim bu oyundan bahsederken. Bunu söylememiz gerekiyor. Yani küçümsenecek topluluk değil. Tabi bunlar yeni bir Assassin oyununda Vikingleri kullanmalarına yeter mi? Bence etmez. Kullanmaların nedeni de bence basit Vikingler çünkü popüler kültürde müthiş bir alıcısı var. Vikinglerin adının geçtiği bir projede o projenin tutma olasılığı gerçekten çok az. Neymiş lan şu falan bakayım böyle Vikingler mi? Oynayayım lan bunu izleyeyim falan kafasına giriyor herkes çünkü. Bende de o var. Aslında oyunların temelinde gizlilik kavramı hakimken Vikingler'de daha çok hani hurra olduğu için biraz da nasıl işlenecek bu oyunda? Bilmiyorum göreceğiz bunu. Yani yaparlar tabii ki de gerçek tarihe ne kadar uygun olur Orasını biliyoruz. İnsanların tepkisi bu yüzden zaten. Şimdi gelelim fiyatları ve platformlara Oyunun bilgisayar platformlarına ne kadar satılacağı açıklandı. İlk aşamada Steam'den değil Epic Games Store'dan ve Uplay'den satışa çıkarılacak. Türkçe dil seçeneğine sahip olmayacakmış şu anlık. Oyunun Türkiye fiyatları 3 farklı şekilde sunuldu. Ekranda zaten o fiyatları görüyorsunuz. Konusuna gelelim. Evo resimli bir Viking savaşçısı var. Onun destanına tanıklık ediyoruz. Ve İngiltere'deki karanlık çağların nefes kesici anlarıyla karşı karşıya geliyoruz. Yani Viking istilasını bir bakıma görmüş oluyoruz. Oyuncular önceki oyunda olduğu gibi hem kadın hem de erkek Eivor'u seçebilecek ve kişiselleştirme araçlarına sahip olabilecek. Bu kişiselleştirilebilir özellikler arasında saç modeli, dövme, saç boyaları ve donanım bile yer alacak. Zaten bu oyun serideki en fazla karakter özelleştirme seçeneğine sahip oyun olacak. Siyasi ittifaklar, savaş kararları ve diyalog tercihleri Assassin's Creed Valhalla dünyasının hikayesini etkileyecek. Sizin seçenekleriniz, sizin kararlarınız oyuna etki edecek. Bu nedenle oyuncular kendi kabilelerinin vatanını ve geleceğini koruyabilmek için akıllı tercihler yapmak zorunda. Kaynak sağlayabilmek için savaşlar belirlenmiş bölgelere baskınlar düzenlemek zorunda kalacak. Vikinglerin yeni yurtları yerleşme sürecinde direniş olacak Saksonlar tarafından. Ve Saksonların öncülüğünde de direnişte Wessex kralı Alfred. Büyük Alfred olacak. Aslında The Last Kingdom izleyenler çok yabancılamayacak oyundaki konuları. Hatta ben biraz da The Last Kingdom'daki genç Ragnar'a benzettim. Tanıtımdaki ana viking karakterini. Şimdi videolara gelelim. Evet. Bir tanıtım videomuz var. İlk tanıtım bizi büyüleyen. Bir de sonrasında oynanış videosu olduğu iddia edilen bir videomuz var. İlk video gayet iyiydi. Gerçekten iyiydi. O 4 dakikada bizi çok büyüledi ve beklentilerimiz çok üst seviyeye geldi. Bir anda aklımızdaki soru işaretleri falan uçta gitti. O ritüelleri, kuzey ışıkları vesaire hani onların kuzeyli olduğunu, onların İskandinav olduğunu bize hissettirirler o girişle. Sonrasında seslendiren gözlerini kırpmadan öldürür cinayetler işlerler diyor Vikingler için. Ama hemen sonrasında çocuk ve kadının Vikingler tarafından bağışlanmaları tanıtımın akılda kalanlarındandı. Hele son sahne efsaneydi. Tamamı zırhlı Saksonla Viking'in kapışması. Gerçekten çok güzel bir sondu. Ama sıra geldi ilk oynanış videosuna. İlk oynanış videosu. Yani önümüze koyulan bu videoyu bu çok iyi anlatıyor bu yorum. Ya oynanış değil lan bu. Bu ne biliyor musun? Oyunun oynanış videosu değil. Oynanışın tanıtımı gibi olmuş. Ya ben sırf bu soktuğumun oynanış videosu için video çekmedim. Yani bekledim ilk tanıtım videosundan sonra bekledim. Oynanış da çıksın. İkisini bir değerlendireyim. Keşke yapmasaydım. Keşke beklemeseydim. Popülerken vursaydım masaya. Evet video gayet güzel. Şey olarak güzel. Kaliteli, hoş. Ama oynanış videosu değil o. Hatta tanıtım videosu da değil. Çok kısa zaten. Ya hiç doyurmadı. Ya oynanış videosu Ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktu ve beklentilerimizi karşılamadı o video. Ya sadece kuşatmaları ve koç başını gördük. Bu da bizim gerçekten Saksonları işgal edeceğimizi belki de büyük çaplı savaşlara katılabileceğimizi gösteriyordu. Ama bu. Bu kadar. ikinci video. İkinci video da değil. İlk oynanış videosu diye böyle öne sürüldü bize. Tabii ki oynama mutluyum. Ama sundukları içerik konusunda dürüst olsalardı biraz daha keşke. Son bir haberim var. Bir Reddit kullanıcısı oyunun Amazon İtalya'daki sayfasında çıkış tarihi olarak 15 Ekim'in yer aldığını ortaya çıkardı. Sayfa yaptığı bir güncellemeli oyunun çıkış tarihini 31 Aralık 2020 şeklinde gösterse de Reddit kullanıcıları tarafından ekran görüntüsü alındı ki o ekran görüntüsünü ekranda görebilirsiniz. Tabii Ubisoft resmi bir açıklama yapana kadar bunun bir söylenti olduğunu da unutmayalım. Yani iyi ve kötü eleştirilerim bunlar sizin yorumlarınızda yorumlarınızı da merak ediyorum. Sizin beklentilerinizi merak ediyorum. Bu videoda olmayan ama sizin bildiğiniz bilgileri de öğrenmek isterim. Kendinize iyi bakın. Sizi yandan başka videoya uğurlarken ben de videoyu burada sonlandırayım. Hoşçakalın.